Arkadaşlar bağlantıları yaptık. Çift trafo yaklaşık 25 metre bir asma tavana şerit led uygulaması nihai son hali bu şekilde. Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir aydınlatma videosu çekeceğim. Şimdi kullandığımız malzemeleri sizlere tanıtayım, göstereyim. Kanalımıza abone, destek olmayı unutmayın. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Yavaş yavaş kanalımız büyüyor. Bu abonelik konusu arkadaşlar çok önemli. Sizlerden rica ediyorum. Şimdi malzemelerimize geçelim. Şimdi öncelikle tavanlarımızda arkadaşlar kullandığımız şöyle Lamptime markalı ledleri kullanıyoruz. Bunların özellikleri hepsi burada yazıyor. 5 metre bu şerit, 8 mm genişliğinde, 2.7 mm kalınlığında, lümen ve kelvin bilgileri de yazıyor burada. Bunlar 5 metre arkadaşlar. Bu kullandığımız bu ne? Bunu arkadaşlar trafo deniyor. Bunun amacı da giriş voltu 220, evlerde kullandığımız volt, çıkış voltu bunun 12 volt oluyor. Bu arkadaşlar 30 amper güç çekiyormuş. Bu trafo Aydın abi 25 metreyi mi besliyor? Ne abi? 25 metreye kadar bir trafo besliyor mu? Besliyor ama ben bunu ikiye böleceğim. Çünkü burası 25 metre. Anladım. İkiye böleceğim, rahatlaştıracağım. Normalde zaten buraya yermiş 2 metre. Şey 25 metre. Bak bu benim için çok önemli. Şu artı. Lete bak abi. Şimdi normalde bu led yanıyor değil mi? Evet. Bunu normalde böyle bırakıp gidiyor. Evet. Şimdi olaya bak. Normalde bu yanıyor, tamam mı? Evet. Şimdi muhabbeti bak. Şimdi ekstra bir güç vereceksin herhalde. Farka bakalım. Yani şunu kimse düşünmüyor. Bak. Görüyor musun? Evet, abi? Arttı. Bak şimdi yine atacak. Evet, bir tane daha bağladın. Evet, Aydın abi bize şovunu yapıyor. Gördün mü olayı? Evet abi, volt yükseldi. Daha farkı var. Aynen, güç yükseldi. Şimdi bak, gitti. Evet, söndü. Gitti başım. Gücü gittikçe gidiyor. Adam şimdi bunu böyle yapıp bırakıyor. Normalde bağlantısını bu şekilde yapıyor, böyle sönük yanıyor ama sen ekstradan... Ekstradan içine kablo atıyor, takviye. Takviye, kaç metrede bir atıyorsun bunları? Bunu ortalama 5'er metrede bir atıyorum. 5'er metrede bir bunlara bu şekilde takviye yapıyorsun, ledin gücünü artırıyorsun. Gün ışığı mı abi? Bu gün ışığı. Hmm, fena değilmiş. Bana ne tavsiye ediyorsun, beyaz mı gün ışığı mı? Valla ışık istersen beyaz ama loş ışık loş ışık istersen gün ışığı. Tamam abi. Olay bu. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz farkı. Dokundurduğu zaman artıyor. Şimdi ne yapıyorsun abi? 5-5, iki tane 5 metreyi birbirine mi bağlıyorsun? Ben şu an bunu 10 metre yapacağım. Tamam, 10 metre araya, şu an. Araya şundan atacağım. Tamam, araya bundan atacağım. Bu oluyor burada içinde. Hı hı. Tamam, dışarıda hazırlıyorsun. Abi ısınsın şöyle ısınmış. Bildiğimiz şey, beyin boyunu. Sağ taraf artı değil mi? Bunda sağ taraf artı, sol taraf da olabilir. Anladım. Ama hepsini aynı bağlayacaksın tabii ki de. Artıya artıya getireceksin. Aynen. Şimdi şunu yapalım, diğerini de göstereceğim. Şeyle ucunu da kullanabilir yani, çok da şey değil yani, bunu yapmak zorunda değil. Evet. Peki. Tamam, iki tane 5 metremiz var şimdi. Aha. Bak şimdi şunun artısıyla beraber. Tamam. Şunun artısını köprüleme yapacağım. Tamam, iki tane artıyı aynen köprüleme, iki tane eksiği köprüleme. Aha. Tamam, sen içeriye bak, lazım bu biraz soğusun. Evet. Her bir şu arayı ek yapabilirsin.
Şu aralara. Makas işareti var zaten yani oralardan kesme. Tam ortasına gezmek için. Tamam. Ben şimdi ortaya bir tane şey vereceğim burada. Güç. Güç vereceğim. Bu da 5 metrede falan çok önemli değil. Mesafe uzadıkça. Anladım. Ortalama arasına şimdi gidebilir. Sen 5 metrede bir mi vereceksin bunu? Hı-hı. Ekstra ilave gücü. Tamam. Aynen. Bu da bir kablo maliyeti olur işte. Yani her 5 metreyi ayrı besliyorsun gibi bir şey. Yani. Ekstra, her 5 metrede bir ekstra güç veriyorsun. Evet, takviye yapıyorum. Takviye. Tamam. Biz nereye düşüyoruz? Alına mı? Ya, temel olduğu zaman ben buraya düşüyorum. Tamam. Karşıya düşüyorum. Şu an biz şu alına düşüyoruz arkadaşlar. Yani şu iç tarafına düşüyoruz. Burada dalgalanma şekilsizlik yapıyor. Buradan şu içerideki 7 santimlik şu yüksekliğin iç tarafına yapıştırıyor. Zaten bakın el hareketlerinden belli, karşıya yapıştırmıyor. Bizden taraf olan yere yapıştırıyor. İlk 5 metrelik şeridimizin bitiş yeri değil mi? Bağlantı köprüleme yaptığımız yer. Tamam. Buradan başladık. Böyle buradan başladık. Buradayız. Şimdi buralarda bak böyle katır kutur sesler geliyor. Fazla alçı olan yerler arkadaşlar. Bunları temizlemek lazım. Temizlemezseniz ışığın gölgesi tavana vurduğu zaman böyle eğri büğrü çıkar. O fazlalıklar o yüzden temizleniyor led döşenirken. Şu tavana araya gireyim de arkadaşlar sizin için led'i çekmeye çalışacağım. Evet bak led göründü. Şu alın zaten çektiğim yer alçıpanın alnı. Direkt üstüne 0'a 0 şu şekilde evet çekebildim. Direkt led'i yapıştırmış arkadaşlar. Alçıpanın içi de bu şekilde. Burası başlangıç noktamızda arkadaşlar. Burada tamamladık, devam edeceğiz. Buraya kadar bir trafo besleyecek bu mesafeyi. Yaklaşık 10-11 metre. Bitiş yerine bakıyor. Oradan devam edeceğiz. İkinci trafonun besleyeceği led şerit. Oradan devam. Şurada sonlandıracağız. Şimdi Aydın abi burası bizim ilk trafonun bittiği yerde. Buradakini evet. Şimdi buna bağlayacaksın, trafoya götüreceksin değil mi? Ayrı bir. Tamam. Şu an onun ölçüsünü alıyor. Burası birinci trafonun olduğu yerde. Burası 2. 2'yi şimdi arkadaşlar ana kablonun testlemenin olduğu yere taşıyacağız. Abi trafoların ikisini de buraya mı koyacaksın? Evet. Tamam. Arkadaşlar şu 0.50 milimetre kare kablomuzda 4 tane içinde kablo var. İkisini artıya kullanacağız, ikisini eksiye kullanacağız. Elimizdeki kabloyu yapacağız. Aynen, elimizde bu kablo vardı, ona göre yapıyoruz. Diğerlerini de kullanabilirler yani. Evet, şimdi bundan iki tanesini diğerine bağlayacaksın, onu da ona bağlayacaksın. Burada atlama değil de ilave kablo yaptığımız için değil mi? Evet. Ekstra. Bu
Bunda şu an arkadaşlar enerji yok. Enerjiyi şimdi buradan alacağız. Trafomuz aynen seyyardan kullanacağız. Sizlere nasıl durduğunu, nasıl yandığını göstereyim. 5 metrede bir ekstra ilave kabloları çektik. Daha güçlü yansın diye. Şimdi Aydın abi bunların bağlantısını yapsın. 2 tane beslememiz var. Bir tanesi bu bölgeyi çalıştıracak. Bir trafo. Diğeri de şurayı çalıştıracak. Böyle ikiye ayırdık. Yaklaşık 25 metreye yakın bir şerit ledimiz gitti. Çift trafoyla çalışıyoruz. Isınma daha az olsun diye. Çünkü sen trafolarda patlama falan ileride çok yaşanıyor diyordun. Bağlantılarını yapıp hemen trafodan arkadaşlar 220 voltu trafoya giriyoruz. 12 volt olarak çıkış alacağız. Şerit ledleri yakacağız. Sizlere nasıl yandığını göstereceğim. Deneme yapıyoruz. Trafo bağlantısını da Aydın abi vidalasın. Evet. İlk trafomuzun beslediği yer yandı. Evet, şu şekilde gün ışığı ikinci trafo burayı besleyecek. Arkadaşlar bağlantıları yaptık. Çift trafo yaklaşık 25 metre bir asma tavana şerit led uygulaması. Nihai son hali bu şekilde. Gün ışığı nasıl oldaydın abi? Evet, artı yapmasaydık daha sönük olacaktı. Tamam. Bu videomuz arkadaşlar bu kadar. Videoya beğeni, kanala destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yine başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.